أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ey şanlı Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem, sana Rabbinden indirilenin hepsini tebliğ et. Eğer etmezsen onun elçiliğini yerine getirmiş olmazsın. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Emin ol, Yüce Allah Celle Celaluhu kafirleri muratlarına erdirmeyecektir. Yani Allah kafirlere hidayet etmez buyuruyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ İşte ismet sıfatı burada açıklanıyor ki, Cenab-ı Hak vallahu yasimuke minen nas. Yüce Allah buyuruyor, ey şanlı peygamber, seni insanlardan gelecek bütün tehlikelere karşı Allah seni koruyacaktır diyor. İşte sıdık, emanet, fetanet, tebliğ, ismet, zekuret gibi sıfatlar peygamberlerin sıfatlarıdırlar. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل وما
ve ma unzile ileykum min rabbikum ve le yezidenne kesiran فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ De ki ey şanlı peygamber, onun şahsında bu Kur'an-ı Kerim'i kıyamete kadar insanlığa anlatacak olanlar deyin ki, ey kitap ehli, ey Hristiyanlar, Yahudiler! Siz Tevrat'ı, İncil'i ve daha size Rabbinizden indirileni tutup uygulamadıkça hiçbir şey değilsiniz. Andolsun ki Rabbinden sana indirilen şanlı Kur'an, o Kur'an-ı Kerim, onlardan birçoğunun azgınlığını ve inkarını artıracaktır. O halde kafirlere merhametin tutmasın. Kafirlere acıma. فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ Kafire Allah acımıyor. Neden? Allah-u Teala'nın bütün rahmetini, merhametini, mağfiretini, hidayetini, uçsuz bucaksız nimetlerini inkar etti kafirler. Allah'ın azabını, hışmını, adaletini seçtiler. Kafire karşı Allah'ın adaleti, ebediyül ebed kafirler cehennemde kalacaklardır. Adaleti ilahinin bu gereğidir. Allah zulümden de münezzehtir. İnnellezîne âmenû vellezîne hâdû وَالَّذِينَ هَادُوا الصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Şüphesiz ki iman edenler, Yahudiler, Sabiler ve Hristiyanların içinden her kim Allah'a ve ahiret gününe iman edip de
hayırlı olarak çalışırsa, ameli salih işlerse, artık onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Yani iman edip Müslüman olurlarsa, o iman ile ameli salih işlerlerse, yoksa yüce değerleri inkar ederek değil, bir peygamberi dahi inkar etme şansın yok. Kur'an-ı Kerim'in bir tek ayetini bile inkar etme şansın yok. İnkar eden de iman yok. Biz Allah katındaki ilahi kitapların hepsine iman ediyoruz. Peygamberlerin tamamına biz peygamberliklerini tasdik ediyoruz. İslam'ın imanı gerçek imandır. Ameli salihi gerçek ameldir. Onun için Allahu Teala'nın iman edin dediği yüce değerlere karşı inkar asla olmayacak, tasdik ve ikrar olacaktır. Onun için ister Yahudi, ister Nasrani, ister Sabiun, kim olursa olsun, Allah'a, ahiret gününe iman edecek, ameli salih işleyecek. İman edilmesi gereken yüce değerlerin hiçbiri de inkar edilmeyecek. Yoksa bu müjdeleri kazanma şansları yoktur. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا Rasulun bima la tehve enfusuhum fariqan kazzabu fariqan kazzabu ve fariqan yaqtulu. Andolsun ki İsrail oğullarından kesin söz aldık ve kendilerine peygamberler gönderdik. Ne zaman onlara bir peygamber canlarının istemediği bir hüküm ile geldiyse, kimini yalanladılar, kimini de öldürdüler. İşte sizin İsrail oğulları dediğiniz bunlardır. Bunlar iman esaslarını inkar eden kafirlerdir. Peygamberleri katleden katillerdir. İstisnalar kaideyi bozmaz.
bunların suçunu işleyen herkes de bunlar gibidir. İster Müslüman olsun, ister başkası olsun fark etmez. Bunların işlediği suçları kim işlerse bunlar gibidirler. Ve hasibu elle tekune fitnetun fe'anu fe'anu ve sannu sümme teballu sallallahu aleyhi ve sellem'e ve sallu sünne'ani ve sallu kesirun وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ Başlarına bir fitne kopmayacağını sandılar da kör ve sağır kesildiler. Sonra Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri tövbelerini kabul buyurdu. Sonra yine işlerinden birçoğu kör ve sağır kesildiler. Şimdi ise Allah onların ne yaptıklarını görmektedir. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل عبد الله يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ عَبْدُ اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ قد حرم الله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار Aman Allah'ım, şirkin her türlüsünden koru. Küfrün her türlüsünden koru. Nifakın her türlüsünden, tüm kötülüklerden koru ya Rabbi. Ve men zalimin min ensar. Yüce Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler elbette kafir oldular. Mesih Allah da değildir, Allah'ın oğlu da değildir. Allah'ın kuludur, Meryem'in oğludur ve Allah'ın peygamberidir.
Kim Mesih'e Allah derse ki Hristiyanların içinde böyle diyenlerin olduğunu Cenab-ı Hak burada bildiriyor. Yani Mesih İsa aleyhisselam için kim İsa aleyhisselama Allah derse, Allah'ın oğlu derse onlar bütünüyle kafirdirler. Ve bu şekilde kafir oldular. Oysa Mesih İsa aleyhisselam şöyle demişti: ey İsrailoğulları, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sadece ibadet ediniz. Sadece Allah'a ibadet ediniz. İyyâke nâbudu ve iyyâke nesta'inde de bildirildiği gibi. Her kim Allah'a ortak koşar, şirk koşarsa Allah ona cenneti haram etmiştir ve gideceği yer ateştir, cehennemdir. Zalimlerin yardımcıları yoktur. İşte İsa aleyhisselam beni İsrail peygamberidir. Onlara böyle nasihat etti, doğruları söyledi. Ama onlar İsa'yı ne yaptılar? Bir kısmı çarmıha gelip öldürmek istedi. Bir kısmı da onu ileri gitti, Allah dediler İsa'ya, bir kısmı Allah'ın oğlu dediler. Hepsi de kafir oldular, gittiler. İçinde istisnai olarak iman edenler her zaman az da olsa bulunur, onlar müstesnadır. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. Bakın, burada da Cenab-ı Hak Hristiyan aleminin diğer küfrünü açıklıyor. Kafir oldukları noktaları bildiriyor. Ne diyor Cenab-ı Hak burada da? Allah üçün üçüncüsüdür diyenler elbette kafir oldular diyor. Allah üç de değildir, üçün üçüncüsü de değildir. Allah zatında, sıfatlarında, efalinde eşi benzeri olmayan tek bir varlıktır. وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا الَّذِينَ كَفَرُوا. لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Allah için üçüncüsüdür diyenler elbette kafir oldular. Oysa bir tek ilahtan başka ilah yok. O da sadece tek Allah Teala'dır. Yüce sıfatlarla muttasıf, noksan sıfatlardan münezzeh bir tek Allah'tır. Eşi benzeri olmaz. Şeriki naziri olmaz. Oğlu kızı olmaz. Eğer bu söylediklerinden vazgeçmezlerse, içlerinden kafir olarak kalanlarına mutlaka acıklı bir azap dokunacaktır. İşte Hristiyan'ın durumunu da Yahudi'nin durumunda Cenab-ı Hak
açık seçik Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Şu anda Hristiyan alemine bakın, Yahudi alemine bakın. İman değerlerini inkar ederek küfrü seçmişler, kendilerini imanlı zannediyorlar. Dini terk etmişler, uydurma bir din peşinde koşuyorlar, dinimiz var zannediyorlar. Gerçek din İslam dinidir. Bu da İsa'nın dini de İslam'dır. Musa'nın dini de İslam'dır. İlahi kitapların tümü Kur'an-ı Kerim'in içerisinde mevcuttur. Geçmişi yenileyen bütün istikbale ait bütün yüce değerler de Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Karanlığı seçmişler, aydınlıktan kaçmışlar. Kendilerini karanlığa aydınlık diyorlar. Aka gara diyorlar, garaya ak diyorlar. Onun için Kur'an-ı Kerim onları da kurtarmaya geldi. Hazreti Muhammed, Yüce İslam onları da kurtarmaya geldi. Ey dünya, kayıtsız şartsız Allah'ın birliğinde, Kur'an-ı Kerim'in ve Hazreti Muhammed'in rehberliğinde, önderliğinde gelin ey dünya, Allahu Teala'yı gerçek sıfatlarıyla, esmasıyla, eserleriyle, yani kitabi kanunlarla, kevni kanunlarla Allah'ı doğru tanıyın. Allah'ı doğru tanımanın adresi İslam dinidir, Kur'an-ı Kerim'dir, Hazreti Muhammed'dir. Bu dini dünyaya güzel anlayıp anlatanlar da müştehit alimlerdir. Fıkıh alimleridir, gerçek müfessirlerimizdir, gerçek muhaddislerimizdir. Bunların da hocaları fakihlerdir. Gelin müştehit düzeyinde sizlere yüce İslam'ı anlamak, anlatmak üzere hizmetinizde bulunuyoruz. Gelin Kur'an-ı Kerim'i doğru anlayalım da dünyanın dini tektir, o da İslam dinidir. Allah bir olduğu gibi din de birdir. Onun için kıymetli ve muhterem insanoğlu bu değerini ebedi koruması için Müslüman olması gerekiyor. Gerçek Müslüman olması gerekiyor. Cenab-ı Hak bütün insanlığın tümüne gerçek Müslüman olmayı nasip eylesin. أَفَلَنْ يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ Hala daha Allah'a tövbe edip bağışlanmalarını dilemeyecekler mi? Yüce Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet sahibidir. Yani bu Kur'an-ı Kerim dünyaya geldikten sonra, Hazreti Muhammed bu Kur'an'ı dünyaya güzelce anlattıktan sonra, tebliğini yerli yerince tam yaptıktan sonra, hala daha Müslüman olmayacak mısınız? İman edip de tövbe istiğfara gelmeyecek misiniz? Ey dünya Müslüman olun, geçmiş günahlarınız affa uğruyor. İki türlü size ecir veriliyor. Birincisi ne yapıyorsunuz? Geçmişteki bütün sapıklıklardan kurtulup günahlarınız affa uğruyor. İkincisi de
Müslüman olduğunuz için ebedi kurtuluşun içine giriyorsunuz. Evet kıymetliler, Yüce Allah'ın gafur olduğunu, rahim olduğunu unutmayın. Mel Mesih ibn-i Meryem illa Resul. Mesih İsa, İsa aleyhisselam başka bir şey değil diyor. Meryem'in oğlu İsa, Meryem'in oğlu Mesih var ya diyor Cenab-ı Hak. O ancak bir peygamberdir diyor, Resuldür. Bak Meryem'in oğlu Mesih, Meryem'in oğlu İsa diyor Cenab-ı Hak. Allah'a iftira etmeyiniz. İsa aleyhisselama da iftira etmeyiniz. İsa Allah'ın oğlu değil. O Meryem'in oğlu, Allah'ın kulu ve peygamberidir. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ Meryem oğlu Mesih, İsa aleyhisselam başka bir şey değil, sadece bir peygamberdir. Kendisinden önce de birçok peygamberler gelip geçmiştir. Annesi Meryem gayet dürüst, temiz, iffetli bir kadındı. İkisi de yemek yerlerdi. Yani ana da oğul da İsa da yiyor, içiyor, altını kirletiyor. Ve annesi de yemek yiyordu. Bak biz ayetlerimizi onlara nasıl açıkça anlatıyoruz. Sonra da onlar bak nasıl dönüyorlar. Gerçeğe sırt dönüyorlar. Şu ters gidişe bak. Meryem'e bir taraf iftira ediyor. Sen İsa'yı zina yolundan kazandın diyorlar. Yahudiler böyle, ben İsrail oğullarının bir kısmı böyle diyor. Bakın bir kısmı da İsa'yı ilahlaştırıyor. Her ikisi de yoldan sapmışlardır. قُلْ لَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللّٰهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ De ki, demek siz Allah'ı bırakıyorsunuz da size kendilerinden ne bir zarar ne de bir fayda sağlama gücü olmayan şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa
her şeyi işiten ve bilen sadece Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleridir. Celle Celaluhu. Allah'tan başkasına tapılmaz. Başkası mabut değildir. Hak mabut sadece Allah Teala'dır. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَعْلُوا فِي دِينِكُمْ لَا تَعْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ وَلَا تَتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا قَدْ ضَلُّوا ضلوا عن سواء السبيل. De ki ey kitap ehli, Hristiyan ve Yahudiler, dininizde haksız yere aşırılığa dalmayın. Bundan önce sapıtmış, birçoklarını da saptırmış ve doğru yoldan sapmış bir toplumun arzularının peşinden gitmeyin. لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا İsrail oğullarından o inkar edenler hem Davud aleyhisselamın hem de Meryem oğlu İsa'nın aleyhisselam diliyle lanetlendiler. Bakın, o İsrail oğullarının inkarcıları var ya, hem Davud aleyhisselam lanetledi onları hem de İsa aleyhisselam lanetledi. Bunlar lanetlik insanlar. Bu onların isyan etmeleri ve hakkın çizgisini çiğnemeleri sebebiyle, yani hak yoldan sapmaları sebebiyle. Çünkü hep haddi aşıyorlardı. Ve kânû yâtedûn buyurdu Cenab-ı Hak. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Yaptıkları bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmezlerdi. İsrail oğullarının başına gelen bütün belaların sebeplerinden biri de buydu.
yaptıkları bir kötülükten birbirini vazgeçirmezlerdi. Doğrusu ne kötü iş yapıyorlardı. تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ يَدَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ Onlardan birçoğunu Allah'ı tanımayanlara yardaklık ederken görürsün. Nefislerinin kendilerine takdim ettiği hediye ne kadar çirkin, Allah onlara gazap etmiştir ve onlar ebedi azap içindedirler. Müslümana nefret edip, mümine nefret edip gavur aşıklarına Cenab-ı Hak burada bildiriyor. Gavur aşıkları var. Gavura yaltaklık yapıyor, mümin Müslümana ateş püskürenler var. İşte Yahudilerin diyor bir sıfatı da budur. Bunlar ne yapıyorlardı? Allah'ı tanımayan kafirlere yardaklık, casusluk, elçilik yapıp onlarla birlikte oluyorlardı. Cenab-ı Hak bunlara gazap ettiğini burada bildiriyor. سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِهِمْ خَالِدُونَ buyuruyor. Hem de ebedi azap içindeler diyor. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ Eğer Yüce Allah'a, Peygamber Hazreti Muhammed'e ve ona indirilene inançları olsaydı, bu Yahudilerin ve Hristiyanların o kafirleri dost tutmazlardı. Fakat onların çoğu İmandan uzak fasıklardır. İşte o çoğunluk ne yapıyor? İçindeki iyi olan azınlığı bastırıyor. Nitekim bunlar tarih boyunca neler yaptılar? Allah'ın gazabına, hışmına da çarpılarak geldiler. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا
İşte bakın Cenab-ı Hak iman İslam düşmanlarının en başta gelenin kim olduğunu bildiriyor. Ne diyor? İnsanların müminlere, Müslümanlara düşmanlık bakımından en azılısını şüphesiz Yahudilerle Allah'a ortak koşanları bulacaksın. Bakın, İslam'ın baş düşmanlarından en önde geleni Yahudidir ve müşriklerdir diyor Cenab-ı Hak. İçinde o azınlıkta olanlar müstesnadır. وَلَنْ تَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا. وَلَنْ تَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّا نَصَارَى ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمُ الْقِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. İnsanların müminlere, Müslümanlara düşmanlık bakımından en azılısını şüphesiz Yahudilerle Allah'a ortak koşanları bulacaksın buyurduktan sonra, müminlere sevgi bakımından en yakınlarını da şüphesiz biz Hristiyanız, biz Nasraniyiz, Nasara, biz Nasarayız diyenler var ya diyor. İşte bunları bulacaksın, biz Nasarayız diyenleri. Bunun sebebi, çünkü onların içinde bilgin kişiler ve dünyadan yüz çevirmiş rahipler vardır. Ve bunlar büyüklük taslamazlar. İşte bu müminlere, Müslümanlara en yakın olan, sevgi bakımından en yakın olanlar, biz Nasara'yı diyenlerdir, kıssislerdir, ruhbanlardır diyor Cenab-ı Hak. Ama bunları da ne yaptılar? Konsillerinde idam ettiler. Ve doğru düşünenleri idam ettiler. Endülüjyan mahkemelerinde yargıladılar, ateşlere vurdular, yaktılar. Onun için içinde doğruları barındırmayan bir zihniyet de bulunmaktadır. Böyle olmasaydı, bu içindeki iyileri barındırsalardı, iyilerin dediklerini yapsalardı, tarih boyunca Haçlı orduları ortaya çıkar mıydı? Kur'an-ı Kerim'i yaktıracağım, Kabe'yi yıktıracağım diyen Roman Diyojenler ortaya çıkar mıydı? Vatikan tarih boyunca Katolikler ve diğerleri Haçlı ordularına yalan ve sahte müjdelerle onları, Haçlı ordularını ortaya çıkarırlar mıydı? Ey dünya, dünya barışının önünde engelsiniz. Madem ki barıştan yana değilsiniz, hiç olmasa engel olmayın. Yüce İslam dünyanın tam barışıdır, kardeşliğidir, adaletidir. Hakkın, hakikatin, gerçeğin ta kendisidir.
Yüce Allah doğruları söylüyor. Bu biz Nasara'yız diyenler, İsa Meryem'in oğludur, Allah'ın kuludur, peygamberdir diyenleri idam ettiler. İsa'yı ilahlaştıranları, İsa Allah'tır diyenleri bıraktılar ve küfrü seçtiler, kafir oldular. Ve aynı zamanda Allah üçün üçüncüsüdür diyenleri bıraktılar, Allah'ı üçlediler. Allah birdir diyenleri de idam ettiler. Bunu kendi işlerinde iyileri barındırmayan da bunlardır. Daha şurada 50 seneye kadar efendim batıda Hristiyanların arasına kimse giremiyor, hiçbir millete yaşama hakkı bile vermiyorlardı. Tarih boyunca bunların yaptığı budur. Ama İslam alemine gidiniz, kendi canları gibi ne yaptılar? Başka inançta olan Hristiyanları, Yahudileri de korudular Müslümanlar. Onların kiliselerini, havralarını da korudular. Kendi canları gibi korudular. Ama hala İslam düşmanlıkları devam ediyor. Bundan vazgeçin. Dünyanız da perişan, mezarınız, mahşeriniz de perişandır. Yüce Allah doğru söylüyor. İsa'ya Allah diyenler, Allah'ın oğludur diyenler, Allah üçtür, salisü selase diyenler hep kafir oldular diyor Cenab-ı Hak. Vazgeçin bu küfürden. İmana gelin, imana Müslüman olun. Kur'an-ı Kerim Allah, Hazreti Muhammed doğru söylüyor. Kur'an-ı Kerim doğru söylüyor. Kur'an-ı Kerim'e uymayan, İncil'e, Tevrat'a uymayan, İsa'ya, Musa'ya, Hazreti Muhammed'e uymayan aleyhisselam, bütün sözler sahtedir, yalandır. İsa da, Musa da, Kur'an da, İncil de, Tevrat da doğru söylüyor. Ama Allah katındaki kitaplar doğru söylüyor. Kur'an-ı Kerim'in daha bir noktası alınmadı, bir ilave yapılmadı, bozulmadı, bozulmayacak. İncil'i bozdunuz. Gerçek İncil'i ortadan kaldırdınız. Gerçek Tevrat'ı bozdunuz. Gerçek Tevrat'ı ortadan kaldırdınız. İsa'ya, Musa'ya ihsan ettiniz. Hazreti Muhammed'e düşman oldunuz. Yanlışı seçtiniz, yanlışı. Bu gidiş perişan bir gidiştir. Yüce Allah sizi de Kur'an-ı Kerim'in, İslam'ın rahmetinin içine almak istiyor. Gelin Müslüman olun. Allah bir, Rabbimiz bir, yaratanımız. Babamız Adem bir, Adem'in çocuklarıyız. Bu ikilik nereden geliyor? Bu düşmanlık nereden geliyor? Gelin bir olalım, beraber olalım, Müslüman olalım. Kardeşiz, kardeş olalım. Babamız Adem'den geliş yoluyla babamız bir. Orada insanlık bakımından kardeşiz. Gerçek kardeşlik iman kardeşliğidir. Gelin Müslüman olalım ve kardeş olalım. Sulhu, barışı yeryüzüne gerçekleştirelim. Diyalog gerçeklerde birleşmekle olur. Allah'ın birliğinde birleşelim. Peygamberlerin peygamberliğinde birleşelim. Hazreti Muhammed'in peygamberliğinde, Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinde birleşelim. Kur'an-ı Kerim'de gerçek Tevrat, gerçek İncil, gerçek Zebur, suhuflar bulunmaktadır. Bozulmadı, bozulmayacak olan kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Geçmişi yenileyen bütün çağdaşlık medeniyetlerin tamamen aslı esası Kur'an-ı Kerim'dedir. Sahih sünnette
onun yanındadır. İçma ve kıyas da onun yanındadır ki İslam'ı doğru anlayan istinbat alimleri, müştehitlerdir. Ve izâ semi'û mâ unzile ilerrasûli terâ e'yünehum تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. Gördün mü? Gerçek İncil okuyanlar bak nasıl Kur'an'ı dinleyince nasıl ağlıyorlar. يَقُولُونَ رَبَّنَا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ Peygamber'e indirileni dinledikleri zaman, bakın o kıssisler, biz Nasara'yız diyenler, ruhbanlar, bu Kur'an'ı dinledikleri zaman, şanlı Peygamber Muhammed'e indirilen bu Kur'an-ı Kerim'i Cafer-i Tayyar Habeşistan'da Habeş Kralı Necaşi'ye, onun huzurunda Necaşi'nin çevresindeki kıssislere, ruhbanlara, biz Nasaray diyenlere Cafer-i Sadık orada Kur'an-ı Kerim'i okuyunca bakın ne oldu? Hakk'a aşina oldukları için gözlerinden yaşlar dolup boşalarak derler ki ey Rabbimiz, inandık, iman getirdik, artık bizi şahitlerle beraber yaz dediler, Müslüman oldular derhal. Niye? İncil'de Hazreti Muhammed'in kaşına gözüne varıncaya kadar yazılıydı Muhammed'in geleceği. Tevrat da böyle, Musa da haber verdi. Diğer peygamberler de İsa'da esas Hazreti Muhammed'i müjdelemeye geldi. Sen bu gerçekleri yok sayarsan yarın Allah'a ne diyeceksin? Aklını başına al. Bugün dünya, yarın Mevla'ya kavuşup hesap vereceksin. Hepimiz hesap vereceğiz. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ İşte bu gerçekleri, İncil'i, gerçek İncil'i okumuş da Kur'an'ı dinleyince ağlayanlar böyle dedikten sonra bakın ne diyorlar. Hem biz Rabbimizin bizi iyilerle birlikte bulundurmasını bütün arzumuzla ümit ederken Allah'a ve bize gelen bu gerçeğe, yani Kur'an'a, Hazreti Muhammed'in peygamberliğine niye iman etmeyelim dediler, Müslüman oldular. فَسَبَّحُنُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوا جَنَّةٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ
تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. Böyle demelerinin karşılığında Yüce Allah da Celle Celaluhu kendilerine mükafatı olarak içlerinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetleri verdi. İşte iyilik yapanların, muhsinlerin mükafatları budur. Ve zalike cezaül muhsinin buyurdu Cenab-ı Hak. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. İnkar edip de ayetlerimizi, şanlı Kur'an'ı, onun haberlerini, Hazreti Muhammed'in peygamberliğini yalanlayanlar ise onların hepsi cehennem ehlidirler buyurdu Cenab-ı Hak. Dünyaya Yüce Allah vaazı nasihat ediyor. Gelin Müslüman olun, rahmetimin içine girin. İslam nimetiyle beraber cennetimi kazanın diyor Cenab-ı Hak. Yeriniz yurdunuz cenneti âlâ olsun. Cehennem olmasın diye kullarına ne yapıyor? Bütün gerçekleri bildiriyor. İşte alemlere rahmet peygamberi Hazreti Muhammed'i gönderdi. Ona da şanlı Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Yüce İslam'ın kanun ve kurallarını ortaya koydu Yüce Allah Celle Celaluhu. Dünyanın dini tek İslam'dır. İster inanın, ister inanmayın. Sonuca herkes katlanmak zorunda kalacak. Kimse başıboş yaratılmadı, herkes hesaba çekilecek. Ağa olsan da, paşa olsan da, ne olursan ol hesaba çekileceksin. Allah'ın orduları şu anda kuşatma altında tutuyor herkesi. Azrail aleyhisselam ordularıyla herkesin ensesinde duruyor. Vakti saati geldi mi canını alacaktır. Gel imanlı, İslamlı, ameli salihli olarak Azrail'e can ver de kurtulanlardan olalım. Allah'ın azabına çarpılanlardan olmayalım. Ey kıymetliler! Bizim amacımız gerçekleri duyurup Allah'a kulluk yapmaktır. Allah'ın emrini yerine getirmeye çalışmaktır azimizle. Bir kusur varsa ortada, o insanoğlunun kusurudur, bizimdir. İslam'da kusur yoktur. Allah kusurdan, eksiklikten münezzehtir. Peygamberi Hazreti Muhammed ise masumdur. Onun için herkes kusuru kendinde aramalıdır.